Merhaba, bugün bir resim çalışmasından bahsetmek istiyorum size. Ben de Doktor Bülent Demircioğlu'ndan öğrendim ve belli bir süre düzenli olarak uyguladım. Şimdilerde de ara sıra uyguluyorum. Kendim için, çocuklarım için, annem babam için de uyguladım bunları. Şöyle bir resminizi alıyorsunuz. Bu telefonda da olabilir. Bu benim sevdiğim bir resmim. Bunu karşıma alıyorum. Kendimle konuşuyorum. Kendi enerji alanıma girmiş oluyorum. Kendi kuantum alanıma girmiş oluyorum. Yani her şeyin mümkün olduğu o alana. Neler söylüyorum? İçimden ne gelirse. Mesela, Elif, senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Bugüne kadar senin kıymetini bilemedim. Bugüne kadar seni üzdüm, seni kırdım. Başka insanları kırmamak için seni kırdım. Affet beni, bağışla beni. Sana verilenleri görmedim ve sorgulamadım. Hakkını yedim. Taşıyamayacağın, taşımak zorunda olmadığın yükleri yükledim sana. Bedeninde hastalıklara sebep oldum. Bana verilen bu bedenin kıymetini bilmedim, bilemedim. Özür diliyorum senden. Seni üzdüm. Kalbini kırdım. Çok kızdım sana. Daha iyisini yapabilirsin diye. Yapabileceğin halde yapmadığın için sana çok kızdım. Sana çok kızdım Elif. Özür diliyorum senden. Halbuki o güne göre elinden gelen bildiğin en iyisini yapmıştın. O gününe göre en iyi Elif'i olmuştun. Ama ben bugünden bakarak hep seni yargıladım, yadırgadım, eleştirdim, kızdım sana. Haddimi bilemedim kendime karşı, özür dilerim. Benim içimde de bir hak parçası olduğunu, onun da hakları olduğunu, onun da üzülmemesi gerektiğini, gereksiz yere yorulmaması gerektiğini bilemedim, sorgulamadım bunu. Bunu öğretmemişlerdi bana, onlar da bilmiyorlardı çünkü. Ama ben bugün artık biliyorum. Kendime yaşattığım, bilinçli ya da bilinçsiz, farkında olarak ya da olmayarak, kendime yaşattığım her şey için özür diliyorum. Hatalar yaptım. Herkes gibi ben de yaptım. Ama hatasız insan olur mu? Hatalarımızdan öğreniyoruz her şeyi. Orada o hatayı yaparken, o gün bildiğim şey oydu. Hatalarımla seviyorum kendimi. Doğrularımla seviyorum. Bir bütün olarak seviyorum kendimi. Geçmişimi bir bütün olarak kucaklıyorum. Elif, her şey için senden özür diliyorum. Her şey için senden af diliyorum. Bana hakkını helal et, olur mu? Benim hakkım sana helal olsun. Teşekkür ederim her şey için. O kadar iyi iş çıkardın ki aslında. Bravo sana, aferin. Sen olduğun halinde yeterlisin. Olduğun halinde değerlisin. Olduğun halinde güzelsin. Olduğun halinde başarılısın. Kimsenin seni takdir etmesine gerek yok. Ben kendimi takdir ediyorum. Aferin bana. Bugüne kadar iyi iş çıkardım. Ve anne oldum. Anneliğim için kendimi tebrik ediyorum. Ne zorluklar yaşadım. Hatırlasana. Ne sıkıntılar yaşadın. Ama hepsinin altından kalktın. Sahip olduğun güç için teşekkür ederim. Güçlüsün. İstersen her şeyi başarabilirsin. Ve olduğun halinde de zaten başarılısın. Teşekkür ederim sana. Bunun gibi herkesin içinden gelen şeyler farklı olabilir, yaşadığı şeyler farklı olabilir. Bunu çocuklarımızla da yapabiliriz, annemizle babamızla da yapabiliriz. Bu insana bir şifa getiriyor, bir iyilik hali getiriyor. Bir şeyler değişmeye başlıyor sanki. Kendimizle helalleştiğimiz, kendi değerimizi kendimize teslim ettiğimiz, kendimizi övdüğümüz, takdir ettiğimiz, bravo sana dediğimiz güzel bir gün olsun. Elif Yersel, sevgiler.